İlimizin çok değerli yol arkadaşları, kıymetli basın mensupları, bugün tüm örgütümüz ve milletvekili adaylarımızla birlikte düşüncelerimizi kamuoyu ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ülke olarak 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin acısını en derinden yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Ne yazık ki depremde ihtiyacı olan yurttaşlarımıza çadır göndermeyip çadır ticareti yapan devletin kurumlarının çürümüşlüğü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partimizin Türkiye'deki en genç milletvekili adayı olarak bugün sadece gençlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 20 yıldır eğitim sistemimizin yozlaştırarak bizlerin sindirilmiş beyinler olması için ellerinden geleni yapan bu zihniyetin karşısında değişimi olan inancımız ve umudumuzla dimdik duruyoruz. Ben bugün buradayım çünkü gençler geleceğe dair ümitlerini yitirmesin, insanlar karnını nasıl doyuracaklarının derdine düşmesin, üreten üretmekten vazgeçmesin, hakça, adil, huzurlu bir Türkiye'ye olan inancımız tazelensin istiyorum. Ben bugün buradayım ve çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı kadroları olarak bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Bu artık hepimiz için bir görev. İnşallah tüm Türkiye'yi Eskişehir gibi yapmak için ve Eskişehir'den en az 4 milletvekili çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Sıkmadık, el çalmadık, kapı bırakmayacağız. Ve 14 Mayıs'ta taptaze bir baharı hep beraber kucaklayacağız. Herkese çok teşekkür ederim. 3Y ile 2002'de iktidara gelip de bugün artık o Y'lerin hepsini bir kenarda, hiçbirisini başarılı bir şekilde tamamlayamadan buraya gelen ve o yolsuzluklarla ilgili artık devlet memuriyet sınavlarında mülakatı kaldıracağım seçimden sonra diyebilen bir iktidarla bugün karşı karşıyayız. Sevgili dostlar, inanmak başarmanın yarısı cümlesinden yola çıkarak bu ucube iktidar iktidara geldiğinde 2002 yılında bir ekonomik krizden sonra işbaşı yapmıştı. Aradan geçen 21 yılın sonunda 2002'den daha ağır bir tabloyla ne yazık ki karşı karşıyayız. İşsizlik, yoksulluk, yoksunluk, adaletsizlik, hukuksuzluk, demokrasi ve insan hakları alanında yaşanan olumsuzluklar vesaire vesaire hepsini bir araya getirdiğinizde aslında tablo karşımızda çok ağır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye hazırlandığımız süreçte çok önemli bir seçime gidiyoruz. İlk yüzyıl şanlı tarihimizi yazdığımız, Cumhuriyet değerlerini yeşerttiğimiz, ancak son 21 yılda tüm Cumhuriyet kazanımlarının iktidar tarafından yok sayılmaya çalışıldığı bir yüzyıl ki. AKP iktidarın ülkemizi getirdiği durum ortada. Soğan olmuş 30 lira. En büyük paramız 200 lira ile 1 kilo et alamıyoruz. Mutfaklar yangın yeri. Başlıyoruz diyoruz. Size söz diyoruz. Hangi söz? Birinci söz şu. Atatürk'ün makamına, Çankaya Köşkü'ne Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs gecesi hep birlikte oturtacağız. Size söz Eskişehir. Birlikte oturtacağız. İkinci bir söz diyoruz. O da ne diyoruz? Türkiye hakkını alacak. Eskişehir hakkını alacak diyoruz.